Dijital Dünya kanalından selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 10 üzerinde kullanıcı şifreleri nasıl değiştirilir bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Hem pin kodu değiştirmeye göstereceğim hem de yerel hesap kullanıcı şifresi nasıl değiştirilir bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Son zamanlarda arama motorlarında çok karşıma çıktı arkadaşlar kullanıcı şifresi Windows 10'da nasıl değiştirilirdi Ben de bundan dolayı bu videoyu paylaşma gereği duydum. İnşallah bilmeyen arkadaşlar için ve yeni başlayan arkadaşlar için yararlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Hazırsanız hemen videoma başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle buradan sanal makineme geliyorum. Burada gördüğünüz gibi Microsoft hesabımız açık olduğu için PIN girişimiz var arkadaşlar. Burada şimdi öncelikle Pin şifresi nasıl değiştirilir ya da isteğe bağlı olarak nasıl kaldırılır bundan bahsedeceğim arkadaşlar şimdi pin şifremi giriyorum buradan başlata geliyorum ayarlar diyorum hesaplar arkadaşlar buraya giriş yapıyorum buradan oturum açma seçenekleri Buna geliyorum arkadaşlar. Burada bir Microsoft hesabı ile giriş yaptığımız için öncelikle arkadaşlar pin şifremizin burada Windows Hello Pin bu seçeneğe geliyorum. Burada isteğe bağlı olarak ister kaldırabiliriz arkadaşlar isterseniz de şifremizi değiştirebiliriz. Buradan öncelikle nasıl kaldırılması gerektiğinden bahsedeyim size. Buradan kaldır diyorum. Bana burada gerçekten pin kullanmak istem istememediğimizi soruyor. Kaldırmak istediğinizden emin misiniz diyor. Ben buradan kaldır diyorum arkadaşlar. Şimdi kaldır dediğimde bana kullandığım Microsoft hesabının şifresini istiyor arkadaşlar. Burada yapmanız gereken Microsoft hesabınızın şifresini girdiğinde tamamı bastıktan sonra direkt pin şifreniz kalkmış olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde pin şifrenizi kaldırıp direkt herhangi bir açılışta ya da kapanışta sizden bir şifre sormadan Windows'unuza giriş ve çıkış yapmış olabileceksiniz arkadaşlar. Bundan bahsettikten sonra şimdi buradan iptal diyorum. Ve sırada değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar pin şifrenizi bunun için de burada gördüğünüz gibi değiştir seçeneğine geliyorum. Burada öncelikle eski pin şifremi girmemi istiyor arkadaşlar. Hemen eski pin şifresini giriyorum. Sonrasında kullanmak istediğim yeni pin şifremi giriyorum arkadaşlar. Tekrar giriyorum. Burada tamam diyorum arkadaşlar. Evet. Windows uygulamalar ve hizmetlerde oturum açma için pininiz ayarlandı. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde pin şifremizi değiştirmiş olduk arkadaşlar. Yine burada hemen altta parola kısmına geliyorum arkadaşlar. Burada aynı şekilde değiştir kısmı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu genel hesaplar için de geçerli, Microsoft hesabı için de geçerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan tek pencereden yine tüm işlemleri yapabilirsiniz. Buradan şimdi yine değiştir diyorum. Gördüğünüz gibi buradan arkadaşlar geçerli parola ve yeni parola girmemizi istiyor. Yine burada Microsoft hesabımızın şifresini değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu şekilde ileri diyerek isterseniz örnek olarak da yapalım arkadaşlar. Ben rastgele giriyorum örnek olsun diye. Yine buradan yeni parola diyorum. Bu şekilde yaptım. İleri diyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi pin şifresiyle giriş yaptığımız için hata alırsınız arkadaşlar. Burada pin şifresi girmeyeceksiniz. Dediğim gibi normal Microsoft hesabınızı giriş yapacaksınız arkadaşlar. Burada normal Microsoft hesabınızı şifresini değiştirmek istediğinizde Buradan gelip Microsoft hesabınızı direkt buradan yine değiştirebilirsiniz. Veri kaybı yaşamadan arkadaşlar. Bilginiz olsun çünkü buradan yapacağınız değişiklikler size veri kaybı yaşatmaz. Ama gidip normal bir şekilde dışarıdan yani web tarayıcısını açarak Microsoft hesabınızı değiştirirseniz şifresini burada veri kaybı yaşarsınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bundan dolayı size burada bu şekilde gösterme gereği duydum. Yine burada mevcut parolamı unuttum derseniz Hemen ona da gelelim. Burada gördüğünüz gibi size ikinci olarak arkadaşlar kullanmak istediğiniz kurtarma mailini burada seçenek olarak belirtiyor. Şöyle işaretleyelim. Buraya size doğrulama kodunu gönderecek arkadaşlar. Yani ben şu an için kullandığım Microsoft hesabının şifresini unuttum. Yerel olarak kullandığım kurtarma mail hesabına bir güvenlik kodu gönderin. Bu seçenekte birlikte arkadaşlar yine hem Microsoft hesabımızın şifresini değiştirebiliriz. Hem de yine unutmuş olduğumuz Microsoft hesabımızın şifresini bu şekilde yine kurtarmış olabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Microsoft hesabı üzerinde pin kodu nasıl değiştirilir? Microsoft hesabı nasıl değiştirilir ve unutulan Microsoft hesabı geri nasıl alınır? Bundan bahsetmiş oldum. Şimdi sırada yerel hesap üzerinde bunları nasıl yapabiliyoruz? Buna geçiyorum arkadaşlar. Buradan şimdi çıkıyorum. Ve burada artık bilgisayarımı kapatıp normal yerel hesaba geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan gördüğünüz gibi burası yerel hesap arkadaşlar. Burada öncelikle Yerel hesap şifremi giriyorum. Bu şekilde giriş yaptıktan sonra burada yerel hesabımızı değiştirebilmemizin iki farklı yöntem var arkadaşlar. Birincisi denetim masası ile ikincisi de yine başlat ayarlar kısmından hesaplara girerek değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bunun için öncelikle size Birinci yöntem olan denetim masasından bahsedeyim. Bilgisayarınızda masa üstünde arkadaşlar denetim masası yoksa öncelikle yapmanız gereken boş ekrana sağ tık yapıyorum. Buradan kişiselleştir diyorum. Sonrasında temalara geliyorum. Burada arkadaşlar sağ tarafta ilgili ayarlar. Burada masa üstü simge ayarları. Bunu seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi kutucuklar arkadaşlar. Şöyle az yapalım. Çekelim. Burada kutucuklar işaretli, bilgisayar işaretli, geri dönüşüm kutusu işaretli ve denetim masası işaretli arkadaşlar. Bu işaretleri kaldıralım şöyle. Uygula dediğinde gördüğünüz gibi masa üstünde bilgisayar ve geri dönüşüm kutusu denetim masası artık görünmez halde arkadaşlar. Yani kaldırılmış bir vaziyette. Tekrar bunları geri getirmek için buradan bilgisayar, geri dönüşüm kutusu, denetim masası bunların üçünde kutucuklarını işaretliyorum ve uygula diyorum. Gördüğünüz gibi hemen burada geldi arkadaşlar. Tamam diyorum. Bu şekilde sizlere denetim masasını getirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum. Evet. Buraya kadar hem fikirsek denetim masasına giriş yapıyorum arkadaşlar. Burada kullanıcı hesapları hesap türünü değiştir. Siz de bu şekilde çıkmayabilir arkadaşlar. Bazı bilgisayarlarda küçük simgeler dediğimizde bu şekilde karşınıza çıkabilir. Bunun için burada daha rahat anlaşılır bir şekilde görebilmeniz için arkadaşlar buradan küçük simgeleri büyük olarak bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da kategori dediğimizde yine bu şekilde kategori olarak da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi kolayınıza gelirse. Yani sonuç itibariyle burada kullanıcı hesaplarını giriş yapmamız gerekiyor. Buradan şimdi hesap türünü değiştir. Ya da kullanıcı hesapları hangisini isterseniz girebilirsiniz arkadaşlar. Buradan geldim. Burada hesap türünü değiştir diyorum arkadaşlar. Bu şekilde karşıma profilimiz çıkıyor. Yerel hesap profili gördüğünüz gibi. Bunun üzerine geliyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi hesap adını değiştir, parolayı değiştir, hesap türünü değiştir. Bana bu şekilde verilen seçeneklerden isterseniz burada adını değiştirir. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Burada şu an için kullandığımız dijital dünyayı isterseniz burada herhangi bir isim girebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bundan bahsettim. Burada değiştir dediğimizde direkt değiştirecektir. Buradan geri diyorum. Ve buradan parolayı değiştir. Buna geliyorum arkadaşlar. Şimdi burada mevcut parolamızı giriyoruz arkadaşlar. Öncelikle parolamı giriyorum ve sonrasında kullanmak istediğim yeni parola arkadaşlar. Buna geliyorum. Yine kullanmak istediğim yeni parolayı giriyorum ve sonrasında tekrar yine benden girmemi istiyor yeni parolamı hemen yine giriyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde iki defa girdikten sonra yeni parolamı arkadaşlar buradan parolayı değiştir diyebilirim. İsterseniz yine isteğinize bağlı olarak arkadaşlar burada parola ipucu oluşturabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben şu an için gerek duymuyorum ve parolayı değiştir diyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde parolamı değiştirmiş oldum arkadaşlar. Bu birinci yöntemde şimdi buradan çıkıyorum. İkinci yöntem arkadaşlar buradan başlata geliyorum. Ayarlar diyorum. Burada hesaplar arkadaşlar. Buna geliyorum. Burada oturum açma seçenekleri. Bunu alıyorum. Ve sonrasında burada gördüğünüz gibi seçeneklerden parola arkadaşlar. Hesabınızın parolasıyla oturum açın. Burada değiştir kısmına geliyorum. Şimdi arkadaşlar burada geçerli parolamı girip parolamı değiştirebilirim. Buna parola girmeden ileri dersem gördüğünüz gibi burada bu alan gerekli uyarısını alırsınız arkadaşlar. Onun için burada parolamızı giriyoruz. Şimdi yerel hesap olarak kullanıcı parolamı girdim ve ileri diyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar parolanızı değiştirmek istiyorsanız Birinci yöntemdeki gibi öncelikle şu anki kullandığımız parolamızı gireceğiz yani şifremizi. Sonrasında da yeni kullanmak istediğimiz şifreyi burada iki defa girdikten sonra ileri diyeceğiz arkadaşlar. Ya da hiç şifre kullanmak istemiyorsanız yani bir parola kullanmak istemiyorsanız bilgisayar açılışında direkt girsin kardeşim ben herhangi bir şifre girmek istemiyorum diyorsanız arkadaşlar buradan ileri dediğimizde bunları es geçecektir. İsterseniz hemen şöyle bir yapalım. İleri diyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, son dersem benden herhangi bir hesap şifresi istemeyecek ama size tavsiyem arkadaşlar, Windows'unuzda her zaman ev kullanıcısı da olsanız bilgisayarınızda kullanıcı şifresi olsun arkadaşlar. Çünkü size bir örnek vereyim. Bir eviniz var ama evinizin kapısı açık arkadaşlar. Yani kapısı yok. Ne anladık? Güvenlik bakımından size çok sorun yaşatır arkadaşlar ve gerçekten her zaman bilgisayarınızda ev kullanıcısı olsanız da arkadaşlar bilgisayarınızda mutlaka kullanıcı şifresini kullanın arkadaşlar. Bu konuda da size bilgi verdikten sonra şimdi buradan çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Windows 10 üzerinde hem Microsoft hesabı nasıl kaldırılır, nasıl değiştirilir, PIN kodu nasıl değiştirilir, nasıl kaldırılır? Bundan bahsettik arkadaşlar. Aynı zamanda yerel hesap üzerinde de yine şifre nasıl değiştirilir, nasıl kaldırılır? Bundan bahsettik arkadaşlar. Yeni başlayanlar için ve bilmeyen arkadaşlar için yararlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız like atmayı, yorum atmayı ve özellikle desteklerinizi esirgemezseniz çok ama çok sevinirim. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Ve selam.